ambulans çağırın. Komutan ne oldu da dışarıda? Daha duruşmaya girecektik. Ambulansı. Biz götürelim yoksa ölecek. Götürelim. Ölmüşler mi? Yaşıyorlar mı? İnşallah. Kim yapmış? Kim olacak? Çakır. Allah kahretsin. Ölmüş. Anasını satayım. Birisi çatıdan sıkıyor, birisi meydanda bekliyor, birisi de öbür taraftan sıkıp tetikçiyi vuruyor. Bu dosya kapanmaz. Sola dön. Ne oluyor? Serdar'la saldırdı. Sen mi vurdun? Hayır. Ne? Sokaktan gir. Niye kaçıyorsun o zaman? İhale bende kaldı da onun için. Meral telefonunu ver bana. Tamam. Of. Telefonunu bende olduğunu kimse tamam. Bilmez. Beni de arama, tamam? Şuradan sola dön. Sağa dön. İndikten sonra da bas gaza. Dikkatli ol, tamam mı? Kaybettik. Sen benle gel, siz şu tarafa.
Geç, geç. Araçlar in. Yaslan şöyle. Ruhsatlı. Şüpheli şahıs arabanızda görüldü. Emniyete kadar bizimle geleceksiniz. Her şey planladığımız gibi gitti. Ama işi bizden başka bir plan yapan yapmış. Tetikçini kim öldürdü Kılıç? Bilmiyorum. Ama her halükarda amacımıza ulaştık. Savcıyla tanık öldürüldü. Polat kaçınca iş tamamen onların sırtına kaldı. Açıkçası tetikçiyi öldüren bizi bir zahmetten kurtardı. Yanlış düşünüyorsun. Birisi ya da birileri bizim bu işi yapacağımızı öngörüp tetikçimizi temizledi. Bunlar kim? Bunu bilmeden hiçbir şeye ulaştık diyemeyiz. Tetikçini kim öldürdü? Devlet mi? Biz dosyaları kapatmaya çalıştıkça birileri bu dosyaları kamuoyunun gözü önünde tutmak istiyor. Bu devletse devlet en büyük darbeyi aldı. Kılıç, bizim yapacağımız hamleyi önceden kestirip bize şah çeken kim? Bu çakır en sonunda kendini bitirdi. Artık devlet onu içeride de dışarıda da yaşatmaz. Ortalık çok karıştı. Önce bombalar, sonra bu. Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Benim zavallı çakırım da gidip alnını namlunun ucuna koyuyor. Atlı sıra savcı öldürüp devlete gözdağı verecek. Bu işlerden hiç anlamıyorsun. Herkes Türkiye'ye gözdağı veriyor, sen çakırın derdine düşmüşsün. Artık İstanbul'da yaşamak bizim için tehlikeli. Sizin için her yerde yaşamak tehlikeli. Üçünüz kafa kafaya vermiş, Çin'den nasıl para kazanırız onun derdindesiniz. Çakır bana daha çok eğlence veriyor. Du. Gel. Sayın savcı, rahatsız edebilir miyim? Buyurun. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Ayrıca hepimizin başı sağ olsun. Avukat hanım, vaktim yok. Konu neydi? Konuyla ilgili bilgi almaya geldik. Biliyorsunuz müvekkilim duruşmaya çıkacaktı. Ve maalesef bu üzücü olay oldu. Müvekkiliniz bir süre duruşmaya çıkamayacak. Failler hakkında bir iz bulabildiniz mi? Burası bilgi verme makamı değil, alma makamı. Söyleyeceğiniz bir şey varsa dinlerim. Yoksa benim söyleyeceğim bir şey yok. İyi günler. Hadi Elif. Savcı bey, şunu söylememe müsaade edin ki olayın benim müvekkilimle hiçbir alakası yok, sizi temin ederim. Avukat hanım, yanlış yoldasınız. Şimdi lütfen çıkın. Müdür bey nerede? Müsait değil. Sizinle görüşemez. Selam mı söyle? Thank you.
Oy gardiyan gardiyan, tabancamı ver bana. Bir hainin uğruna ceza verdiler bana. Ulan bari bir radyo verin de ajansı takip edelim. Kim ölmüş, kim kalmış? Hey, hey! Mopusane çeşmesi yandan akıyor yandan. Mopusluk bir şey değil, yanıklık var bir yandan. Duvarı deleyim mi, yanına geleyim mi? Aç kapıyı gardiyan, üç altın vereyim mi? Aç kapıyı gardiyan, üç altın vereyim mi? Aman ha Tursun'um, yadigardır. Gözün gibi bak. Bir de 12 saatte bir kulağını felemek lazım. Kemerini de ver. Uçkursuz delikanlı mı olur? Kendimi asarsam sorumlusu benim. Çok konuşma. Kemerini ver. Öyle konuşma monuşma deme. Bizim konuştuğumuz baki değildir. Başka bir şey var mı? Tosunum, içindeki cigaraları ver bari. Tabaka sende kalsın. Sigara içmek yasak. 96 Taksim 10.911 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla sigara sağlığa zararlıdır. Biz kanun bilen adamız Tosunum. Öyle gözlerinde var ayağı büyütme. İmzala şurayı. Geç. Yine istibdat. Yine zulüm. Girin. Eniştemi de babamı da şimdi anladım. Bunlar insanı gerçekten katil ederler. 2 dakika kaldın, onun için yanlış anladın. Bizim ne alakamız var abla? Bizi niye alıyorlar buraya? Benim suçum. Duruşmaya gitmememiz lazımdı. Allah'ım, Çakır duymadan bir çıksak. Ne olacak abla? İyi ki de gelmişiz. Polat bizim sayemizde kaçabildi. Biz olmasak başka arabaya biner kaçardı. Şimdi Çakır'ı bizden ötürü de vuracaklar. Bir de çocuklar için çok kötü olacak. Bir de babam ne diyecek tabii. Nerede görülmüş kadınların işeri alındığı? Orhan! Efendim, Polat kızlarınızın arabasıyla kaçmış. Gidip Polat'ın peşinde koşsunlar. Benim kızlarımı kimse gözaltına alamaz Orhan. Bu belden aşağı vurmaktır. Ben de kimseye bu fırsatı vermem. Gidiyoruz. Peki nereye gidiyoruz abi? Kızlarımın yanına Orhan. Bugün kızlarımı devletin elinden alamazsam... Yarın bu işin ardını alamam. Abi siz zahmet etmeyin, ben ilgileneyim. Sen torunlarınla ilgilen Orhan. Bu yaştan sonra senin kalbin emniyet kaldırmaz.
Kimseye göz açtırmayacaksınız müdür bey. Kimseye müsamaha göstermeyeceksiniz. Üstümüzde hem Ankara'nın hem de kamuoyunun baskısı olacak. Faillerin bir an evvel bulunup bu açılan yaraların kapanması gerekiyor. Aramalar için mahkemeden yazılı emir çıkaracak mısınız efendim? Şimdilik gerek yok. Benim emrim yeterli. Süleyman Çakır'a ait tüm iş yerleri, meskenler aranacak. Şüpheli görünen herkesin gözaltına alınmasını istiyorum. Bu adamın selam verdiği herkesin telefonu dinlenecek. Polat Alemdar'ın gidebileceği yerler de sürekli kontrol altında tutulacak. Avukat Hanım'la ilgili bir kovuşturma yapalım mı? Adalet Bakanlığı'ndan cevap bekliyorum. O sonraki aşama. Ama telefonlarını dinlemeye alın. Başka emriniz var mı efendim? Süleyman Çakır'ın sorgusunu bizzat yapacağım. Diğer sorguları da sizin yürütmenizi istiyorum. Ayrıca iş yerinde güvenlik de sağlansın. Bu dosyayı kapatmadan kimsenin başına bir şey gelmesini istemiyorum. Baş üstüne efendim. Bu arada hepimizin başı sağ olsun. Sağ olun. Lan kaç zamandır böyle deliksiz uyumamıştım. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çemişgeze'ye mi sürüyorsunuz? Savcı bey seni çağırtmış. O ölmedi mi? Savcı öldürmek cezaevinde racon kesmeye benzemez Süleyman bey. Kafayı mı yedin koçum? Benim ne alakam var? İki yanımda iki jandarma oturuyordum da... Savcıya anlatırsın, dinlerse. Bekleyin. Eyvallah. Hoş geldin. Eyvallah. Koçum, Çakır abiniz bir süre yanınızda olmayacak. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana geleceksiniz. Teşekkür ederiz abi. Bize bir şey söylemiyorlar. Haberlerde izledik. Savcı öldürülmüş. Polat abi aranıyormuş. Aklınızı bulandırmayın. Siz kafanızı o dedi bu dediye takmayın. Şimdi herkes bir şey der ama su akar yatağını bulur. Müdür bey geliyor. Biz de sana gelecektik müdür bey. Çakır kardeşimizle görüşmek istedik. Müsaade etmemişsin. Eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Artık her şey değişti. Sıkı yönetim var Şahin Ağa. Televizyonu, buzdolabını, koltuğu, her şeyi götürmenizi istiyorum. Burada artık koğuş standartları uygulanacak. Benim koğuşa da beklerim, müdür bey. İyi akşamlar. Nihayet imzalattım. Hadi çıkalım. Bir tane daha ağrı kesici var mı? Daha demin içtin. Başım çatlıyor Canan. Al. Ne yapacağız? Bilmiyorum, kafam durmuş durumda. Sen bir şey söyle. Elif, artık bu dosyayı bırakma zamanı geldi. Bunu bana nasıl yaparlar? Beni nasıl aldatırlar? Bunlar çıldırmış mı? Nasıl savcıyı da Serdar'ı da öldürürler? Hayat bunlar için bu kadar ucuz mu? Elif, sana bu davayı bırak diyorum. Çünkü bir savcıyı öldürenleri savunmakla meslek hayatını bitirirsin.
Canan, sen bana kolayını söylüyorsun. Tamam bırakayım. Yazalım bir dilekçe olsun bitsin. Ama şimdi bırakırsam asıl meslek hayatım o zaman biter. Nasıl yani? Eğer bu cinayeti Polat işlemişse, bugüne kadar yaptığımız savunmalardan ötürü ömür boyu suçlanacağım. Yok eğer Polat değilse, bunu aklamadan ayrılırsam bir ömür mahkum edileceğim. Elif, hakikaten kafan durdu senin. Savcıyı Polat öldürmeyecek de kim öldürecek? Böyle bir ihtimal var mı? Televizyonlar, radyolar bangır bangır yayın yapıyor. Hem otomatik silahlarla savcıyı korumak için mi oradaymışlar? Böyle bir şey olamaz. Bu akıl dışı, insanlık dışı. Çakır neyse. Ama Polat bunu hayatta yapmaz. Yapamaz. Neye göre yapmaz, yapamaz? Sen hislerini de davaya karıştırdın. Bu dosyayı hemen bırak. Kendinde beni de yakma. Galiba haklısın. Yanlış yapıyorum. Belki başından beri yanlış yapıyorum. Yanlış adamların yanında yer alıyorum. Planı beraber mi yaptınız? Evet, beraber yaptık. Çakır sevdiğimiz bir kardeşimiz. Duruşmasında olalım istedik. Bana bak Seyfi. Seni eskiden beri tanırım. Başka türlü muamele etmek istemem. Kırılmadık 3-5 kemiğim var. Onu da ben kırmayayım. Senin canın sağ olsun müdürüm. Ama ben yapsam yaptım derim. Ne diye silah sıkıyorsun o zaman ha Seyfi? Ne bileyim müdür bey. Baktım silah sesleri geliyor. Ben de çıkardım sıktım. Biz böyle alışmışız. Eylemden sonra nerede buluşacaktınız? Senin eylem dediğin duruşmaysa sonrasında kahveye gidecektik. Seyfi, bu işten kaçarın yok. Bir yere kaçtığımız da yok. Durum aynen anlattığım gibi vuku bulmuştur. Size illa bir fail lazımsa silahım elinizde. Çekirdeği de rahmetlinin bedenindekine uydurabiliyorsanız, boynumuz kıldan ince. Biz devlete silah doğrultmayız. Kim doğrultur? Bana onu söyle Seyfi. Teröristler. İsim ver. Benim ne işim olur teröristlerle müdürüm? Benden günah gitti. Sabaha kadar ezin. İsterseniz mezara kadar ezin. Söyleyecek bir şey yok. Her şeyi önceden planladınız. Polat'ı kaçırmak için duruşmaya gittiniz. Suikastten önce binadan çıkıp arka yola geçtiniz. Duruşmaya gittik. Eniştem eve dönün dedi. Biz de çıktık eve gidiyorduk. Polisler çevirdi. Hepsi bu. Arabanız da görülmüş. Yanlış görülmüş. O zaman doğrusunu siz söyleyin bayan. Herkesi ben vurdum, tamam mı? Size uyar mı? Ne benim ne de kız kardeşimin konuyla alakamız yok. Polatlı yolda mı karşılaştınız yani? Öyle bir şey olmadı. Arkadaşlar arabanızda görmüşler. Sizin arkadaşlar nerede isterlerse orada görüyorlar. Bakın hanımefendi. Eğer Polat'ı bulamazsak iş kocanızın üstünde kalır. Siz de 30 yıl daha yolunu beklersiniz. Gerekirse 100 yıl beklerim. Benim kızlarımı sen mi içeri aldın? Sen kimsin? Kızların kim? Beni tanımayan müdür olmaz. Sorgulamadığımı tanımam. Ziya Bey'i sorguya alın. Baş üstüne. Kızlarımı bırak, beni al. Delikanlı oğul.
İşleri bitince giderler. Buyurun efendim. Silahlar sana emanet. Nerede kaldın Memati? Öldün mü, yakalandın mı? Neredesin? Zannediyor ki dilinden her gün elma yiyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çıkın çocuklar. Sen de çık kızım. Ellerimizi niye açtırmadın savcı bey? Biraz ellerinizin bağı çözülünce ne yaptığınız ortada. Ne yapmışız? Seni cezaevi savcılığından DGM savcılığına terfi ettirmişiz. Onu da mı sen yaptın? Ne büyük adammışsın. Her şeyi ben yaptırdığıma göre iyi bir şey de benden bilin de. Bak, senin yüzünden çoluğun, çocuğun, karın, baldızın, kayınpederin hepsi polisin elinde sürünüyor. Cezalar şahsidir. Ama savcı öldürünce yanında, yörende, yakınında kim varsa hepsi bu işten bir şekilde sorumlu. Hı hı. Dediğin gibi. Suç şahsidir. Cezası da şahsidir. Hücreye mi atacaksınız? 100 yıl mı vereceksiniz? Ne yapacaksanız bana yapın. Aileme değil. Sen devletin evladına kıyarsan devlet de senin evladına kıyar. Devlet yaptığı işleri hep hukuka uygun yapar ama sen savcıyı öldürterek devletin otoritesini sarsarsan bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödersin. Eyvallah. Hay hay. Başım üstüne. Şimdi savcı bey. Benim savcıyı ya da Serdar'ı öldürttüğüme dair bir tane delil koy ortaya. En ağır şekilde borcumu ödeyeyim. Deliller zaten oradaydı. Sen şimdi bana delillerin nereye gittiğini söyleyeceksin. Polat Alemdar nerede? Memati Baş nerede? Ya beni nereden getirdiğini sen biliyorsun. Ben nereden bileyim Polat nerede, Memati nerede? Polat Alemdar kaçarken karınla baldızının arabasıyla kaçmış. Hiç mi adamın kalmadı da karınla baldızını kullanıyorsun? Ben böyle bir şey yapmadım. Yapmam. Sen kadınlardan himmet bekliyorsun ya. Bu devlet seni kadın yapar, sana da çok koca bulur.
Savcı. Ben buraya karet dinlemeye gelmedim. Zoruna mı gitti? Beni de mi öldüreceksin? Bak Çakır. Artık her şey değişti. Size babalık eden devlet hainlik gördün ve evlatlıktan reddeder, nüfustan kaydını düşer. Polat'ı ve Memati'yi istiyorum. Yapacak bir şey yok. Tek kaldım. Bütün İstanbul, bütün Türkiye peşimizde. Bir de cinleri peşimize tak. Memati, ancak Azrail senin gibi ıslık çalarak mezarlığa gelir. Mekanına geldin ya. Usta, burası sessiz yer. Ben konuşmayan adamları severim. İyi misin? İyiyim. Bir tek kulaklarım çınlıyor. Sabahtan beri siren açık, polis arabasında geziyorum. Durum kötü Memati. Temiz! Dosyaları alın. Bilgisayarı da al. Hop hemşerim. Lan şuradan. Sen de kimsin? Gece bekçisin. Bunu da gözaltına alın. Ziya abiyi de gözaltına aldılar. Neden? Kızlar olay yerindeymiş. Sorguya alınmış. Onları çıkarmak için gitmiş. Ortalık iyice karıştı. Çıkarabilir misin Nizamettin? Hadise sıcak ama denerim. Ziya'nın gözaltına alınması iyi bir şey değil. Atanan savcı nasıl biri? Eski cezaevi savcısı. Onun atanması mühim. Devlet işin iyice üstüne gidiyor. Yönlendirilebilir mi? Hissettirmeden gerekli doneleri verirsek herkes gibi, evet. İyi. Dava tamamen senden Nizamettin. Her detayı bilmek istiyorum. Tabii ki. Ben savcıyla görüşmeye gidiyorum. Başsağlığı dileyeceğim. Hı hı. Polat Alemdar'ın bir an önce yakalanması lazım Kılıç. Teslim olmadıkça o çocuğu yakalamak zor. İşin ardını öğrenmek isteyecektir. E o zaman buraya gelir. Yok, o kadar da değil canım. Ziya Bey emniyette. Ne arayacaksınız? Emri uygulayacağız. Ziya Bey'in torunları uyuyor. Onların odasını alamam sizi. Bunun dışında her yeri arayabilirsiniz. Buyurun arayın. Üst kata bakalım. Sen şu tarafa, sen de şu tarafa. Sene oldu bu eve varamayalı.
Kurban oldu. Öyle veya böyle konuşan öldü. Topu topu bu gece abiyi biraz ezerler. Pasaportlar her şey hazır. Biz de çok çok gurbette biraz eziyet çekeriz o kadar. O işi unut. Usta yapacak başka bir şey yok. Bizi burada rahat bırakmazlar. E kalkıp da savcı ile Serdar'ı biz vurmadık da diyemeyiz. Ama biz vurmadık. Ama vuracaktık. Memati bizi bataklığın içine çekiyorlar. Hem de hepimizi. Bizim bu işi yapacağımızı önceden bilip ya da tahmin edip oraya tetikçi koyuyorlar. Sonra da tetikçiyi vuruyorlar. Bu saatten sonra fark eder mi usta? Eğer bu cinayeti bizim işlemediğimizi ispat edemezsek... ...hem Çakır'ı hem bizi unut. Türkiye'de ne kadar faili meçhul cinayet varsa hepsi bizim sırtımızda kalır. Usta bunları hesaplamadan mı savcı ile Serdar'ı öldürmeye gittik? Memati, biz öldürseydik aslanlar gibi üstlenirdik. İçeri girerdik, şahsi bir eylem derdik. Öyle veya böyle yatardık, kaçardık ama yaşardık. Devlet bu işi bizim yaptığımızı düşünecek. Ve bizim peşimizden koşacak. Ama alem... Bizim bu işi yapmadığımızı bilecek ve bizi alemden silecek. Ne yapacağız? En başta hayatta kalacağız. Ondan sonra da tetiği çekeni, hatta ona da tetiği çekeni bulacağız. Kime inandıracağız? Önce avukatımıza. Bırak usta. O eceliyle öleni bizden biliyor. Ben onu ikna ederim. Sen barınacak sağlam bir yer bul. Telefon kullanma. Acil bir şey olursa Meral'in numarasından ara. Ne yapacağım Meral'i? Evlenme Mati. Bana ne? Telefonu bende. Derin devletin işi Ömer baba. Bu çocuk öyle bir şey yapmaz. Evladım, sen öyle diyorsun ama elinde silahlar var. Televizyon öyle gösterdi. Ey Nazife ana. O televizyonlar hortumcuları Türkiye'nin hayırsever iş adamları olarak göstermedi mi? Yok yok. Türkiye'de savcı öldürecek mafya yok. Bunu göze alacak adam Sicilya'da yaşar. Amerika'da yaşar. Ya da... Bizzat derin devletin içinde yaşar. Çok şükür Hikmet. Sağlara bir döndün, pir döndün. Ömer baba, dikkat etmek lazım. Ortalık toz duman. Böyle hadiseler, böyle zamanlarda tesadüfen olmaz. 500 kilo eroin yakalanıyor. Sakat bir adamın sırtına yıkılıyor. Bir artistin kocası sakatlanıyor. Yetmiyormuş gibi sinagoglar bombalanıyor. Amerika başkanı İngiltere'ye gidiyor. İstanbul'da İngiltere Başkonsolosluğu bombalanıyor. İngiliz bankası havaya uçuruluyor. Hiçbiri olmamış gibi bir de üstüne üstlük herkesin gözü önünde DGM savcısı öldürülüyor. Dikkatini çekerim Ömer baba. Irak mı harbin içinde, biz mi harbin içindeyiz? Evladım, bu millet ne zaman harpsiz gün geçirdi ki? Doğru söylüyorsun Ömer baba. Polat bizi saklanmaya gelirse ne yapacağız? Gelene kapımız açıktır. Ben güzel oğlumun böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyorum. Savcıyı öldürmüşse buraya gelmez. Öldürmemişse gelir. Kapımız açıktır. Gelsin. Elbet ben de onu konuşturmayı bilirim. Güvenlik güçleri... Olayın bir numaralı zanlısı olarak Polat Alemdar ve Memati Baş'ı yakalamak için büyük çapta bir operasyon başlattı.
çapmış. Adamı ellerinden kaçırsınlar. Ondan sonra büyük çapta operasyon başlatsınlar. Abi çapsız bunlar. Benim gibi abi. Abidin, bu işte tek sevindiğim nokta, senin öldürdüğün adamları da bunlara ihale ederler. Gerekirse üstleniriz abi. Sayemizde kimseye racon yaptırmayız. Abidin, olmazsa git beni de ihbar et. Estağfurullah abi. Bizde ihbar yoktur. Lüzumu halinde üstlenme vardır. Bu operasyondan dolayı devlet bağırsaklarını temizleyecektir. Bizi de buna alet edebilirler. Kimse yüzünden dışkı olmak istemiyorum abidim. Böyle anarşik ortamlarda ne yapmama lüksümüz yoktur? Çapsızlık abidin. Çapsızlık. Polat'tı, Memati'ydi bir şekilde karşına çıkarsa hemen ihbar et abidin. Abi, öl de öleyim. Öldür de öldüreyim. Ama delikanlı adamı ihbar etmek en büyük çapsızlık olur. Uzun zaman oldu sana çiçek göndermeyeli. İyi akşamlar. Sizde papatya var mı? Acil gönderilecek. Adresi yazar mısınız? Ziya Bey. Bu olayın çözülmesi hepimiz için önemli. Fail Polat Alemdar, kızlarınızın aracılığıyla mekandan kaçtığı için kızlarınız gözaltına alındı. Bize yardımcı olun. Biz devletimizi severiz, sayarız. Bugünlere gelmişsek, saygı gören bir namımız olmuşsa, bunda devletin babalığını inkar edemeyiz. Her evlat gibi babamıza yanlış yaptığımız dönemler olmuştur. Onların da cezasını çekmişizdir. Benim damadım bana ya da babasına bir yanlış yapmışsa muhakkak cezasını çekecektir. Ama kimse kızlarım üzerinden beni ya da damadımı vuramaz. Devlet her zaman suçluyu ya da suçsuzu ayırt etmesi gereken makamdır. Bir suçlu benim kızlarımın arabasına binmişse onu kızlarım değil, devlet yakalayacak. Siz yakalayacaksınız. Senin arabana binsem, bir dilim desem, para yok mu diyeceksin? Olayın böyle gelişmediğini hepimiz biliyoruz Ziya Bey. Bir savcı ve devlete sığınan bir tanık öldürüldü. Bunun bedelini herkes ödeyecek. Evladım, Eren'le görüştün mü? Durumu nasılmış? İyiymiş anne, bir şey yok. Nasıl bir şey yok evladım? Çakır'ın adamı diye Eren'i de bu işe ortak etmesinler. Ortak olmamışsa kimse onu ortak etmez anne. Bunlar ne anne? Ne bileyim kızım, sana geldi. İsimlisim yok. Parkta buluşalım. Konuşmamız lazım. Kim bu ya? Kızım, Eren gibi o Polat'a da mı iftira attılar? Her şeyden şüphelenen annem bile inanmıyor. Hepimizi kandırdı. Savcı Bey, durumunuzun zor olduğunu biliyorum. Elimden gelen her türlü desteği vermeye hazırım. Ancak olağanüstü şartlarda bile biz hukukçular için en büyük kriter, yapılacak bütün işlemlerin
hukuka uygun olması, hukukun göz ardı edilmemesidir. Aksi bir davranış söz konusu değildir. Nizamettin Bey, siz benden daha tecrübeli bir hukukçusunuz. Türkiye'nin en önemli davalarında bizzat bulunmuş bir avukatsınız. Şirketinizde onlarca avukat çalışıyor. Bana söyler misiniz? Ziya Bey'in gözaltına alınmasıyla ilgili nasıl bir gayri hukuki durum var? Ben durumu tartışmıyorum. Ben Ziya Bey'in bu olayla ilişkisinin kurulmasına karşıyım. İlişki var demedim. İlişki var mı diye gözaltına alınmasında bir sakınca görmedim. Ancak ilişkilendirmek istersem, kendisi Süleyman Çakır'ın kayınpederidir. Polat Alemdar da Süleyman Çakır'ın ortağıdır. Ve şu anda cinayetin faili olarak aranmaktadır. Bunu göz ardı edemezsiniz. Devlet intikam alıyor hissini uyandırmak millet için en sakıncalı duygudur. Müvekkilimin bilgisine başvurdunuz. Lütfen salıverilmesi talimatını verin. Devlet hiç şüphesiz intikamını alır. Ama bunun yolu hukuktur. Ziya Bey işlemler bittikten sonra tabii ki salıverilecektir. Sigaran var mı? Ateşin var mı? Sağ ol. Sen de sağ ol. Burada mı yaşıyorsun? Pislik neredeyse orada. İyi. Ortak noktamız var. Polis misin? Ya sen? Evde bekleyeni olan memur olur. Kimsen yok mu? Ben yalnız gezerim, yalnız yaşarım, yalnız ölürüm. Büyük konuştun. Adın ne kardeş? Abdülhey. Hey ki hey. Hayat verenin kulusun. Senin adın ne? Polat. Anlamı ne? Başı hep belada olan demek. Belli. Beladan kaçmak istersen gel. Nerede pislik, ben oradayım. Bana değil, savcının mezarına gönderseydin. Yapan göndersin. Avukat dediğin önce bir dinler. Ben katilleri dinlemem. Kurbanları dinliyorsun ama. Beni yine kandırıp eline ne geçecek? Elif,
Sana bin kere bu davadan çekil diyen birine mi beni kandırıyorsun diyorsun? Madem kanmak istemiyorsun git. Yalan da olsa duymak istiyorum. Bunu neden yaptınız? Biz yapmadık. Silahlar? Oradaydık. Boy göstermek zorundaydık. Göstermişsiniz. Boy boy resimlerinizi yayınlıyorlar. Elif, bu davaya giriş nedenin Çakır'ın kurban olduğunu ispatlamak değil miydi? İşte sana fırsat. Birileri bizim planımızı öğrenmiş veya tahmin etmiş. Oraya bir tetikçi koymuş. Tetikçi işini başarmış. Ve sonunda tetikçi de öldürülmüş. Peki infaz edilen kim? Çakır'la biz. Mahkeme salonunda başaramadıklarını mahkeme önünde başardılar. Bundan dolayı senin de zarar göreceğini bilmesem, hem avukat olarak hem kadın olarak inan seni buraya çağırıp riske atmazdım. Ben sizin avukatlığınızı yeterince yapamıyorum. Çünkü benden sakladığınız çok şey var. Bunun sonucu da başarısızlık ve kaybetmek. Ve benim hayatta kaybetmeye tahammülüm yok. Eğer gerçekleri ortaya çıkaramazsan, bu oyunda herkes kaybedecek. Bugün dosyayı bırakmaya karar verdim. Sevindim. Sevineceğim bir şey yok. Dosyayı bırakmam demek, savcıyı öldürenlerin avukatı olmaz demek. Ben avukat aramıyorum. Sadece bana inanan birine ihtiyacım var Elif. Onun için seni çağırdım. Sana bir kez daha inanmak istemiyorum ben. Elif...